Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Fikret Kızılok'un o efsanevi parçası, o çok güzel parçası Bu Kalp Seni Unutur mu'nun size detaylı gitar dersini göstermek istiyorum. Aslında ben bugün temel gitar serisi videoma ekleme yaparak bir video koyacaktım. Pentatonik gamların nasıl kolay ezberlenmeden bulunacağıyla alakalı. Ama Instagram hesabımda da bununla alakalı bir anket yayınladım. Ama şarkı öğretimi gelsin diyenler %56 küsürdü, fazla olduğu için bugün şarkı öğretimi videosu size koyuyorum arkadaşlar. Ama yakın zamanda da temel gitar serisiyle alakalı da bir video koymak istiyorum yakın zamanda. Şimdi Bu Kalp Seni Unutur mu'nun bütün akorlarını akormatik.com/kulübe hepsini koydum arkadaşlar. Zaten şu an kayıt içerisinde de peyderpey şurada göreceğiz hepsini. Şimdi kaydımıza başlamadan önce eğer bu kayıt, bu şarkı öğretimi sizler için yararlı olursa veya beğenirseniz bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve de bildirimleri açmayı unutmazsanız çok 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 sevinirim arkadaşlar. Şimdi şarkının akorları neler? Şarkının akorları arkadaşlar çok basit. Birinci akorumuz La minör, yani AM akorumuz. İkinci akorumuz Re akorumuz arkadaşlar. D dediğimiz akor. Diğer bir akorumuz C akorumuz, yani Do akorumuz arkadaşlar. Diğer bir akorumuz tek bareli akorumuz BM, yani Si minör akorumuz. Diğer bir akorumuz da Sol akorumuz arkadaşlar, G dediğimiz akor. Bunu isteyenler bareli de basabilirler. Ya böyle ya da bu şekilde. Hızlıca akorlarımızı tekrar söyleyelim. La minör, Re, Do, Si minör, Sol. 5 tane akorumuz var. Asıl bu şarkıda önemli olan arpej arkadaşlar. Şimdi bu şarkı aslında her gitar çalanın bir şekilde çaldığı parçalardan biridir. Ama arpej trafiği ve akor trafiği hızlı gittiği için bazı yerlerde sıkıntılar olabiliyor. Ve de birkaç güzel bir nüanstan bahsedeceğim arkadaşlar. Belki benim yorumum gibi de düşünebilirsiniz. Şimdi bu şarkının arpeji nedir? Ben aslında arpejle alakalı çok detaylı bir ders videosu çekmiştim. Onu da izlemek isteyenler varsa yukarı karta koyuyorum arkadaşlar. Orada da izleyebilirsiniz. O videoda da göreceğiniz üzere arkadaşlar, bu şarkıdaki arpejimiz bas tel 3-2-1-2-3-1-2. Ben pima diye ezberlemedim arkadaşlar. Bu parmağımız 3, bu 2, bu da birinci parmağımız. Bas tel 3-2-1-2-3-1-2. Peki akordaki bas teli nasıl bulacağız? Bunu da zaten o arpej videomda çok net anlatmıştım. Örneğin La minör akorumuz. Kök sesimiz tabii ki La olacak. O yüzden 5. teli çekiyorum. Re'ye basıyorum. Kök sesim 4. telimiz, yani boş Re telimiz. Do basıyorum. Örneğin kök sesim Do olacak. Gibisinden arkadaşlar. Dediğim gibi arpej, bas tel 3-2-1-2-3-1-2. Şimdi ben size önce bir şarkıyı mırıldanayım arkadaşlar. O birkaç nüansı da göstereceğim. Üzerine eğileceğiz zaten. Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden bu kalp seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı, içinde bir hüzün vardı, söyleyecek sözüm vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin. Bu kalp seni unutur mu? Bambaşka bir halin vardı, fark etmeden beni sardı, benliğimi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Arkadaşlar gördüğünüz üzere arpeji ve de akor trafiği hızlı. O yüzden biraz pratik isteyen bir şarkı. Şimdi şarkıda normalde ilk girerken sözsüz giriyor, yani yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden bu kalp seni unutur mu? Bakın şu anda hiç bunları yapmıyorum. Düz söylüyorum arkadaşlar. Düz söylerseniz, yani tamamıyla bu bas tel 3-2-1-2-3-1-2 arpejini tam bitirmeniz lazım.
akor geçişlerinde. Hatta yavaş söyleyeyim isterseniz. Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden bu kalp seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı, fark etmeden beni sardı. Benliğimi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Bakın gördüğünüz üzere bu süslemeleri yapmazsanız akorlar, arpej pimamız yani o 3-2-1-2-3-1-2'miz tam uyuyor. Ama süsleme yapacak olan arkadaşlar için arpeji tam bitirmiyoruz. Çünkü buna yer kalması lazım. Burada iki tane arkadaşlar olayımız var. Beşinci tel 2-3-3-2-0 2-0-2-3 3-2-0 0-2-3 3-2-0. Yani la si do do si la, la si do do si la. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi nerede yapıyoruz peki bunları? Şimdi re'den do'ya geçişlerde İlk baştaki gibi yıllar geçse de üstünden. Burada arpejimizi bitirmiyoruz. Nasıl yapıyoruz? Yıllar geçse de üstünden. Bakın 3-2-1-2-3 yaparak bitiriyorsunuz ki bu kalp seni unutur mu? Dediğimi sanıyorum anladınız arkadaşlar. Bir daha yapıyorum. Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu? Burada da re'den la'ya geçişler arkadaşlar. Yani bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden bu kalp seni unutur mu? Yani bu atakları yapacaksanız arkadaşlar bir önceki akorun arpejinde 3-2-1-2-3 yapıp bu atağımızı yapıyorsunuz arkadaşlar. Bundan sonra yine sözler hep aynı gidiyor arkadaşlar işte. Bana aşkı veren sendin, sonra alıp giden sendin, yollarımız ayrı derdin, bu kalp seni unutur mu? Başkaydı, birden bire yarım kaldı, benliğimi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Şarkı bundan ibaret arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuştur. Dediğim gibi arpej ve akor trafiğini çok iyi yapmanız lazım. Bu yüzden de çok pratik yapmanız lazım bu şarkı için. Umarım yararlı olmuştur arkadaşlar bu video. Umarım bir şeyler öğretebilmişimdir. Umarım bir şeyler katabilmişimdir sizlere. Eğer böyle olduysa bu kaydı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve de bildirimleri açmayı unutmazsanız çok 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 sevinirim. Diğer şarkılarda, diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın, müzikle kalın.